Sanki çalıyor gibi. Yani daha önce de çalıyordu. Yani öyle bir şey ki şimdi credible bir isim istediği zaman, aradıkları zaman, zaman zaman başarısızlıklar ayyuka çıkınca bunu arıyorlar. Tabii kendilerine yakın, kendi şeyini, sözünü dinleyecek insanlar lazım. Öyle olunca da zaman zaman böyle insanlar arıyorlar. Ve daha çok son bir yıldır, hatta daha öncesinden de Mehmet Şimşek akla geliyor. Benim Cevdet Aşkın bir de şeydi, acaba olur mu diye AKP'lilere de, Cevdet Yılmaz, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı şimdi biliyorsun. Eski Eski bakan. DPT'cidir o da. Aha, eski bakan. Ona hiç kimse gitmez Tayyip Bey diyorlar. Mehmet Yılmaz'ı istiyor diyorlar. Mehmet Yılmaz'ın geçmiş deneyimden sonra, Ali Babacan'dan Mehmet sonra Şimşek. kredi bir Mehmet Şimşek'in, yine onu da şaşırdım. Onun credible bir ismi var. Yani Ali Babacan'dan sonra yine aynı çizgiyi götürdü diye biliniyor. O yüzden de piyasada şey yapan, kredibilitesi olan biri. Cumhurbaşkanı getiriyordu son bir yıldır benim duyduğum. Zaman zaman da bu söylentiler biliyorsun gündeme geliyordu. Bundan 3-4 ay önce bir soruşturduğumda yine bu söylentiler gündeme gelince, dediler ki Mehmet Şimşek yani çok iyi iş yapıyor. Bayağı büyük yerlere danışmanlık yapıyor. İşte Türkiye'nin dış borçlanmasında rol alıyor. Bu tür işler yapıyor ve keyfi yerinde. Ve hiçbir zaman dediler Tayyip Bey bizzat kendisi gel demedi. Hep dolaylı yoldan yakınları kanalıyla dedi. Onun da söylediği şu dediler. Bu 3-4 ay önceki olay. Yani ben gelsem bir şey fark etmez. Çünkü uygulanan politika belli. Benim karar almam lazım. İnisiyatif bende olması lazım. Ve Merkez Bankası, BDDK gibi yerlerde daha kredibilitesi olan insanlar lazım. Bunları getirmek lazım. Ama yani bu şartlarla gelirsem ben bir fark yaratamam. Onun için niye geleyim diyordu. Bize gelen şeyler yani yakınlarından gelen bilgiler bu şekildeydi. Ama hep diyorlardı ki Cumhurbaşkanı bizzat kendi isterse Mehmet Şimşek gel buraya bakan olacaksın diye itiraz edemez diyorlardı açıkçası. Hep söylenen bu. Çünkü öyle bir biat kültürü var biliyorsun ve öyle bir şey de birlikte de çalıştılar yapamazlar. Artık iş adamı olduğu için Türkiye ile iş yapacak tabii ki yurt dışıyla Türkiye arasındaki işleri götürüyor. Ona göre danışmanlık yapıyor. Öyle bir şey gel deyip de gelemezse o zaman işleri de bozulur. Yani öyle de bir durum var. Onun için sallıyordum yani açıkçası. Ama son dönemde bu toplantının bir kere oluş biçimi ilginç. Bakan Nebati'nin oraya gitmeyip Mehmet Şimşek'in gitmesi ilginç. Mehmet Şimşek aynı zamanda Kalyoncu'nun da danışmanlığını yapıyormuş duyduğum kadarıyla. Ve Kalyon şirketlerinin yani bizzat istemiş Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'i de çağır diye. Çünkü onların kimi danışman tuttuğundan bile anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın haberi var yani. Hangi şirket? Özellikle kendine yakın şirketler kimi danışman tutuyor, kimle çalışıyor? Onları bile biliyorlar herhalde. Bu bakanın Cumhurbaşkanının isteği üzerine olmuş duyumlarım. Ve orada da bir rivayete göre iki kaynağımla konuştum. İyi bilgi alan o kaynaklardan birisi bir an önce gel dedi diye bana söyledi. Öteki bilmiyordu açıkçası söyleyip söylemediğini. Durum bu. Ama hava sanki bu sefer gelecek gibi. Bir de daha önceden başka bir şey söylediğini duydum. Ya Şubat'ta gelsem olur. Çünkü 3-4 ayda seçime gideceğiz.
3-4 ayda bir şeyler başarırsak başarırız. Başarılı olursak bakanlığa devam ederiz. Başarılı olamazsak da eski işime dönebilirim. Kısa bir süre çünkü. 3-4 aylık süre kısa bir süre. Dediğini de duydum açıkçası. Öyle bir şey de. O kaynağın söylediği Şubat düşünülüyordu. Şimdi bu biraz erken dedi. Ama yani 4 ay yerine 5 ay olur. Onda da bir şey, sorun olmayabilir dedi. Açıkçası bu, hatta işte gelirsem ne yaparım falan diye etrafla da konuşuyormuş diye duydum. Şubat'ta gelip de Haziran'da seçim olacağı varsayımıyla tabii ki bu. Ama seçim, evet, daha önce olacak olursa belki daha önce gelmesi evla olabilir kendisi açısından ve AKP açısından. Yani onlar böyle bir hesap mı yaptı bilmiyorum Emre, ama benim muhalefet kanadından öğrendiğim 28 Mayıs'tan daha önceki bir tarihe 360 milletvekili oyu gerekiyor biliyorsun. Hı hı. O kararı aldırmak için, erken seçim kararını 28 Mayıs'tan önceki bir tarihe aldırmak istiyor muhalefet. Aldırmak yani istiyor ama tabii bilmiyorum. Tabii onay gerekiyor. Ne kadar önce aldırmak istiyor? Ben Erdoğan'ın da belki hem bu karışıklıktan istifade etmek, hem de özellikle asgari ücrette iyi bir zam gelirse, ki onu konuşacağız bu hafta, belki de açıklanacak, yarın olabilir. 20 Aralık'a işaret etti Vedat Bilgin. O asgari ücret zammının da vitamini kaçmadan vatandaşın üzerinde bir seçime gidilmesinin AKP açısından doğru bir strateji olacağını düşüneceklerini tahmin ediyorum. Dolayısıyla öncesinde olmasına onlar da iyi bakabilirler. Tabii orada bir tarih var. Gerçi onu hukukçuların konuşmalarından daha net anlayabiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Nisan'ın başından önce olursa eski seçim sistemine göre, işte 7 Nisan olması lazım tarihte. Sonrasında olursa yeni sisteme göre olacak. Dolayısıyla o da bir önemli bir eşik tarih olarak önümüze gelecektir. Ama tam burada bir şey daha söyleyeyim. Biraz sapmış olacağız Mehmet Şimşek olayından da. Bugün Cumhuriyet'te okudum otomotivcilerle ilgili bir şey. Toplantıda 17 Şubat'ta İktisat Kongresi'nin, İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılında yeni tedbirler, şeyler açıklanacak, kararlar açıklanacak. O zamana kadar zam yapmayın demişler otomobilcilere. Bunu da Hazine Bakan Yardımcısı söylemiş. Öyle bir kulis bilgisi vardı Cumhuriyet'te. Eğer bu doğruysa, 17 Şubat'a bırakıyorlarsa bu, ben de bekliyorum otomobilde, konutta yeni kredi furyasını. 17 Şubat'a bırakıyorlarsa demek ki Haziran'ı bekliyor onlardı. Hmm. Yani Haziran'da seçim olur diyorlardır. Yoksa Nisan'da deseler yılbaşına koyarlar gibi geliyor bana. Eğer o doğruysa ama. Zam yapmayın diyerek ne söylüyorlar? Yani kredi yani, gelince zaten zam gelecek talep attıktan sonra. İşte o zaman bir zam gelirse bunun şeyi olur, bir de ondan önce bir zam yapmayın falan diyorlarmış. Hmm.